Herkese selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Veya hangi şartlarda caizdir? Bunu bilmiyorum. Ben orta diyor. Yani ne kadar inkar edin. Öğrenmek herkese farzdır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, yeni bir Diyanete Soralım programıyla birlikteyiz. Sizleri canı gönülden selamlıyor, yuvalarınıza huzur diliyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bu programı da muhterem hocamız, Doçent Doktor, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş Beyefendi ile gerçekleştireceğiz. Ve muhterem hocamıza inşallah bir saat boyunca siz kıymetli izleyicilerimiz gerek telefon vasıtasıyla canlı yayında suallerinizi yönelteceksiniz. Ve yine sosyal medyada hizmetinizde olacak, gerekse de sosyal medyadan suallerinizi ileteceksiniz. Ve yine mail olarak da diyanetesoralım@diyanet.gov.tr mail adreslerimizde hizmetinizde olacak. Kıymetli hocamıza selam edelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Afiyet diliyoruz kıymetli hocamız. Teşekkür ediyorum. Yeni bir program inşallah. İnşallah. İnşallah duanızla hayırlara vesile i̇nşallah olur. İnşallah hayırlara vesile olsun. Rabbimiz öyle kılsın inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken 0312 alan koduyla 295-83-33 numaralı telefondan bizlere ulaşmak. 0312 alan koduyla 295-83-33 bu telefon numarası hizmetinizde efendim. Yine diyanetesoralım@diyanet.gov.tr mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya olarak da Twitter, Facebook /diyanetesoralım adresleri de hizmetinizde. İlk durağımız Amasya, Nigar Şenyayla hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar bulduk. Efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Amasya'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Şimdi hocam şöyle bir sorum olacak. Hacca gidemiyorum. Haçla kura sırası bana çıkmadı bu sene. Evet. Fakat arzu ettiğim şu, hacca giden bir yakınıma vekalet verip orada kurban kesebilir miyim? Bu mümkün müdür? Peki soralım değerli hocamıza. Tamam. Başka bir sual var mı efendim? Teşekkür ediyorum hocam. Afiyet diliyoruz. Amasya'ya selamlar Sayın Şenyayla. Efendim hacca gitmeyen bir kişi, daha doğrusu gidemeyen bir kişi, evet. Yine bu seneki kurbanı diyor oraya hacca giden bir kişiye verip niyet edip diyor kendi kurbanım olarak onu hacda kestirebilir miyim? Mümkün mü böyle bir şey? Böyle bir uygulama, fiili bir durum yok. Gerçi bir insan kendisine vacip veya İmam Şafii mezhebine göre sünneti müekked olan kurban ibadetini bulunduğu yerde kesebileceği gibi gerektiği durumlarda başka yerlerde de kestirebilir. Bunu Mekke-i Kerreme'de de kestirebilir. Ancak burada hacca gitmeyen bir Müslümanın hacla alakalı olarak yerine getirmesi gereken bir kurban ibadeti yok. Önce bunu bilelim. Yani orada kestireyim mi diye sorduğu kurban peşeden önce ya doğrudan doğruya nafile bir kurban olur ya da kendisine kesmesi vacip olan kurbandır. Bunu bulunduğu yerde değil de Mekke-i Mükerreme'de kestirmek ister. Eğer böyleyse, yani bu Müslüman kardeşimizin hacca gidemediği halde kurban kestirmek isteyen kardeşimizin kurban kesmek gibi bir ödevi varsa öncelikle o kurbanı bulunduğu çevrede kesmesi tavsiye edilir. Esas olan budur. Çünkü kesilen kurbanın etinden çevresindeki Müslümanlar faydalanacak. Kurban bayramında kesilen kurbanın insanlar içerisinde oluşturduğu manevi etkiden maddi manevi yararlanacaktır. Ama bunun ötesinde bir Müslüman Mekke-i Mükerreme'de nafile bir kurban kestireyim, Allah rızası için oranın ihtiyaç sahipleri de yesin, benim adıma da orada bir ibadet yapılmış olsun denilirse bu da mümkündür. Ama öncelikle kurban Müslümanların bulunduğu yerde kesilmesi gerekir. Hatta ulema Müslüman yurt içinde olduğu halde bulunduğu yerde değil de kurbanı götürüp hiçbir zorunluluk yokken başka bir yerlerde kestirilmesini doğru bulmamışlardır. Bu bahsettiğim meselelerden dolayı. Peki. Yani o zaman değerli hocam böyle bir kurban eğer kesilirse bunun Myanmar'a gönderilen veya fakir ülkelere gönderilen kurbandan bir farkı olmayacaktır. Tabii. Değişik yerlerde peki kesilmesi mümkün olan bir kurbandır. Peki efendim. Yani özellikle hacda kesildi diye bu bir hac şeyi değil. Yani görev onu özellikle lazım. Söylemek lazım. Evet. Yani haccın herhangi bir kısmını ifa etmiş olmayacak. Çünkü peki kendisine hac kurbanı kesmek gerekmesi için oraya fiilen gitmesi ya da özrü sebebiyle gidemediği için vekil gönderen kimsenin kendisi adına orada kesmesi gerekir. Dolayısıyla bir şey daha ekleyebilir miyiz hocam? Evet. Belki mesela hani izleyicilerimiz içerisinde
Belki bazen Anadolu'da böyle kulaktan dolma bilgiler olabiliyor. Mesela hı hı. hani ya bu kurbanınızı da işte Mekke'ye mükerremede hac mevsiminde kestirirseniz işte daha sevap olur, daha müstehap olur. Böyle şeyler var mıdır? Öyle bir şey yoktur. Kurbanı hacda sadece şu var. Nafile bir kurban kestirmek isterseniz o niyete kestirirseniz orada oranın fakirlerine dağıtmak üzere kestirirsiniz. Ama öncelikle bize düşen böyle bir kurban keseceksek yakınımızdan başlamak görevini yerine getirmemiz lazım. Çevremizdeki insanların ihtiyacını gidermek Mekke-i Mükerreme'de vacip olmaksızın kesilebilecek bir kurbandan daha evladır. Bunu bilmemiz lazım. Mum önce kendi dibini ışıtmalı, ondan sonra dışarıya doğru yayılmalı. İslami ahlakı bir prensiptir. Peki efendim. Efendim sosyal medya üzerinden gelen bir sualle devam edelim izninizle. Salih Ekinci sormuşlar. Hocamıza selam ediyoruz. Bypass ameliyatı oldum diyor izleyicimiz. Bu süreçte namazlarımı teyemmüm ederek kıldım değerli hocam. Bu namazlar acaba kabul olmuş mudur diyor. Geçmiş olsun diyelim izleyicimize. Buyurun efendim. Tabii bu kardeşimize de bütün hastalarımıza da şifalar diliyoruz. Bir teyemmümle namaz kılabilmenin şartları bellidir. Nedir o? Kısaca hatırlatalım. Teyemmüm abdestin yerine meşru kılınmış bir temizlik unsurudur. Suyu kullanan, su bulamayan yahut da bulduğu halde kullanma imkanı olmayan kimselerin başvuracağı abdest yöntemidir. Dolayısıyla hastahanede yatan bir insanın suyla abdest alma imkanı herhangi bir şekilde olmadığı için teyemmüm usulüne başvurarak namazlarını kılmışsa ve sonra da iyileşmişse bu insanımız sanki suyla abdest almış gibi namazları kabul edilir. İnşallah onda bir sakınca yoktur. Dolayısıyla bu namazlardan endişe etmek gerekmez. Ama teyemmüm etme suyla abdest alma imkanı var. Yahut da suyu kendisi kullanamıyor ama kullanması noktasında kendisine yardım edecek bir insanı varken, gönüllü olarak bunu yapacak insan varken teyemmüme başvurmak caiz olmaz. Dolayısıyla bu yöntemle kılınmış namazları kaza etmek gerekir. Evet. Varsa. Efendim tekrar tüm hastalarımıza şifa dileyelim. Amin. Peki Mevla inşallah kabul etsin. İnşallah. Efendim İzmir'e uzanacağız. Buğra Tarcan hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzmir'e selamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurunuz Buğra. Hocama bir sorum olacak izninizle. Buyurun efendim. Hocam eşim gayrimüslim kurban keserken eşimin adında bir grup kurban kesebilir miyim? İlk sorum bu olacak. Bir evet. de kurban keserken oruç tutmamız gerekir mi? Oruç tutabilir miyiz o gün? Bir de böyle bir sorun olacak. Peki soralım değerli hocamıza. Afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlar Sayın Tarcan. Teşekkür ederim. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Evet, eşi gayrimüslim olan bir kimse eşinin adına bir kurban kesebilir mi? İlk soruyla başlayalım hocam. Şimdi İslam'da ibadetler ya doğrudan yükümlüler tarafından yapılır ya da vekaleten yapılabilir. Vekaleten yapılabilecek ibadetler sınırlıdır. Hac gibi, zekatın ödenmesi gibi vesaire gibi kurbanda da vekaleten kestirilebilir. Ama ibadetlerle sorumlu olabilmek için önce Müslüman olmak lazım. Dolayısıyla gayrimüslim olan bir eş, bir hanım için adına onun vekaletiyle kurban kesmek yahut da o söylemeden onun adına kurban kesmek söz konusu olmaz. Bu kurban yerine de geçmez. Çünkü o insan onun adına niyetlendiği için Müslüman ibadetle sorumlu değil. O insan Müslüman olmadığı için ibadetlerle sorumlu değil. Dolayısıyla o insana, Müslüman olmayana ancak ya Rabbi ona da hidayet nasip eyle diye dua edilebilir. Onun ötesinde sevap kazanması için herhangi bir şey yapmak söz konusu olmadığı için onun adına kurban kesmek de söz konusu olmaz. Bizim de bu böyle bir kardeşimizin de eşi için yapacağı en güzel şey dua. Onun hidayet bulmasına dua etmek ve bu yönde çok olumlu yöntemlerle çaba sarf etmek. İnşallah efendim. Mevla hayırlı imanlar Amin. Nasip etsin. Efendim yine ikinci sorusu da izleyicimizin Kurban Bayramı günü oruç tutulmalı mı diyor izleyicimiz. Kurban Bayramı günü oruç tutmak caiz değildir. Çünkü o gün kurban kesildiği gibi o etlerin yenmesi adı üstünde bir bayram halidir. Ve kesilen kurban etlerinin yenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın günlerinin tamamında ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde oruç tutmak caiz değildir. Bunun dışında İstenilen günlerde oruç tutulabilir. Hocam mail üzerinden Diyanet'e soralım et. Diyanet.go.tr mail adresi üzerinden Sivas'tan bir izleyicimiz selam etmişler.
Yayın için tebrik etmişler, dua istemişler. Emeği geçen herkese dua etmişler efendim. Sizlere de ayrıyeten dua etmişler. Şöyle diyor izleyicimiz, küçük bir işletme sahibiyim diyor. İşimde tasarruf amaçlı para biriktirmek için uğraşıyoruz diyor. Ancak diyor bunu mali olarak elimde tutamıyorum diyor. Banka yoluyla bunları diyor bir şekilde biriktirmekten de sakınarak ev alıyorum diyor. Hocam şöyle söylüyor, diyor ki izleyicimiz, bu dairenin hem daire olarak, yani bu şekilde paramı biriktiriyorum, dairenin de kira getirisini biriktirerek hac parası olarak kullanmak doğru olur mu diyor. Önce şunu söyleyelim, burada sözünü ettiğimiz yani katılım bankası aracılığıyla öyle bir şeyse, evet. Yani meşru yöntemle, meşru kredilerle alınmış evleri temellük etmekte, onlara sahip olmakta bir sakınca yoktur. Dolayısıyla usulünce katılım bankasından, usulünce, onun usulü var, gideceksiniz, evi sizin adınıza alacak, ondan sonra size satacak, kendi adına alacak, size satacak. O yöntem var, o yöntem uygulanarak böyle bir krediyle ev sahibi olan kardeşimiz bu mala helal yoldan sahip olmuş olur. Dolayısıyla krediyle almış olması bu elde ettiği evden sağlayacağı kiraların da helal olmasını sağlamış olacaktır. Dolayısıyla helal yolla elde edilen kira geliri her şeyde, her amaçla kullanılabilir. İsterse hacca gitsin, isterse başka bir iş yapsın. Dolayısıyla yeter ki aldığımız evin temeli faize dayanmış olmasın. Bunu ben katılım bankaları aracılığıyla alıyorum ve usulüne uygun olarak alıyorum diyorsa zaten söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Allah helalinden kazanç ve mal sahibi olmayı nasip etsin diye de dua ederiz. Peki bu şekilde alınan bir daireden kira gelirini de hac için hiçbir sakıncası yok. İfade etmeye çalıştım. Böyle yolla elde edilen kira geliri veya satarak elde edilen. Yani şöyle, borçlu olacağı için muhtemelen şey vermeyecektir. Yani evden zaten hocam zekat meselesinde buradan açabiliriz. Hani belki mesela izleyenler olabilir. Bu şekilde evleri, daireleri olanlar olabilir. Alım satım amaçlı mı olması lazım zekat olması için? Şimdi bunun buradan elde edilen geliri sorduğuna göre, evet, bu kardeşimizin gayrimenkulün ticaret için olmayan gayrimenkulden zekat gerekmediğini biliyor varsayım ile cevaplamaya çalıştım. Ama bunu alan kardeşimiz bu malın tamamını sahipleninceye kadar, borcunun tamamını ödeyinceye kadar şey olmaz, ticaret için olmuş olmaz aldığı, fiilen satmadığı sürece. Ama elinde 3 tane dairesi var, 1 tane dairesi var, genelde müteahhittir bu insanlar, alıp satarak döndürürler daireyi, ticaret içindir, onun değer üzerine zekatını verir. Böyle olmadığını düşünürsek kredi yoluyla bir eve sahip olmuş, o evden elde edeceği iyi bir işte 500-700 neyse kira, aylık kirası var, onu biriktiriyor. Bunun zekatını verir miyim diyorsun. Bununla, evet, hacca gidebilir miyim? Bunun zekatını, bu kiradan elde edilen gelir zekatını verir. Ne zaman verir? Bu para nisaba ulaşınca kadar birikir ve üzerinden bir yıl geçerse. Nisabın adı nedir? 80'den 108 gram, %18 gram, 81 gram altın değerine ulaşırsa bu para, kira geliri birikip ve üzerinden de bir yıl geçtikten sonra %2,5 olarak zekatını verir. Peki. O halde hac için biriktirmesinde herhangi bir sakınca hiçbir yok. Hiçbir sakıncası yok. İnşallah Mevla nasip eder diyelim. İnşallah. Efendim Eskişehir'e uzanıyoruz. Hatice Hanım hattımızda. İyi akşamlar Sayın Susam. Eskişehir'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz Hatice Hanım. Benim 2 aylık bir bebeğim var. Akika kurbanı kesmeyi düşünüyorum ama kurban bayramında kesebilir miyim? Yani kurban bayramındaki ibadetle aynı anda ikisini bir mi düşünüyorsunuz efendim? Yani yok. Yoksa kurbanı da kesmeyi düşünüyorum ama ayrıyeten de bir kurban akika olarak keselim diyorsunuz. Doğru mu anlıyoruz? Yok, doğru hocam. Öyle peki sormayı düşünüyorum. Peki soralım. Ekleyeceğiniz bir de mesela ben akika kurbanına niyet ettim. Büyük bir baş hayvana ortak olabilir miyim ben de? Soralım değerli hocamıza. Tamam, teşekkür ederim. Afiyet diliyoruz. Evladınız inşallah hayırlar getirsin. İnşallah, amin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim 2 aylık bebek için akika kurbanını kurban bayramında ayrı bir kurban olarak kesebilir miyim diyor. Hı-hı. İkinci sorusuna geçmeden. Tabii akika kurbanının normalde kesilme vakti çocuk 7 günlük, 1 haftalık olduktan sonra başlar. Kesilmesi uygundur. Ama bir şekilde kesilemediyse ergenlik çağına gelinceye kadar o süre içerisinde kesilebilir. Bu menduptur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlar Hasan ve Hüseyin efendilerimiz için böyle birer kurban kestirmiştir. Böyle bir kurbanı
ifade ettiğim gibi ergenlik çağına gelince kadar insanlar kesebilir. Bu kurban bizatihi müstakil bir hayvan olabileceği gibi birkaç kişinin ortak olduğu herhangi bir büyükbaş hayvanın da bir hissesi olabilir. Bir. Hatta, yani ikinci soruda cevaplanmış oluyor. Büyükbaşa girebilir miyim diyor. Tabii büyükbaşa girebilir. Hatta aynı insan hisselerinden bir tanesini akik kurbanı olarak niyetlenirken ikinci bir hisse alıp vacip olan kurban diye niyetlenir. Aynı hayvandan iki hisse hatta üç hisse sahip olarak farklı kurbanlar kesebilir. Mesela hissesinin birisi adak kurbanı olur. Bir tanesi vacip olan kurban olur. Biri etlik olur. Bir tanesi olabilir. De akika kurban olur. Biri et için olmaz. Olmaz. Peki. Yani çünkü burada önemli olan şey etlik olmaması. Etlik olmaması. O diyelim akika, 7 kişi girdi. Akika kurbandır. Allah için kesiliyor. Evet. Adak Allah için kesiliyor. Vacip olan kurban Allah için kesiliyor. Etlik mide için kesildiği için peki. Araya ibadete dünyevi iş karıştı mı tamamı bozuluyor. Peki. O halde büyükbaş bir ortak olarak girebilir hisseye. Arzu ederse hem kurban ibadetini yerine getirmek için bir hisse hem de evladının hayrı için. Hakikasını kesebilir. Peki. Evet. Efendim devam ediyoruz. Diyanete Soralım programındayız. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Sayın Halil Altuntaş hocamıza sorup öğrenmeye, doğrusunu öğrenmeye devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz sizlerle birlikte. Katılım sağlayabilirsiniz programımıza yapmanız gereken 0312 alan koduyla 295-83-33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşmak. 295-83-33 telefon numaralarımız bekliyoruz efendim katılımlarınızı. Şöyle bir sual var. İzleyicimiz Beyhan Durali selam ediyor hocamıza. Çocukların camilerde ezan ve kamet okumaları, müezzinlik yapmaları uygun oluyor mu hocam? Bazen buna karşı çıkanlar oluyor. Şimdi buna da esas olan müezzinlik görevini ergen kişilerin, yetkin kişilerin ve görevli kişilerin yapmasıdır. Ancak bu çocukların bu işi yapmayacağı anlamına gelmez. Bu işi becerebilecek olduğuna inandığımız mürahik denen yani henüz erginlik çağına erdi mi ermedi mi kestiremediğimiz çocukların bu işi becermesi halinde yapmalarında beis yoktur diye kaynaklarımızda yer vardır. Makul olan da odur. Çocukları hem heveslendirmek, mabet hayatına, onların hatıralarına katkıda bulunmak dolayısıyla bu tür şeyleri, çocukların taleplerini reddetmek çok doğru olmaz. Müezzinlik yapan kardeşlerimizin yanına çocuklar genellikle sokulurlar. Ben de müezzinlik yapayım diye heveskar olurlar. Bu işi becerebileceğine inandıklarımızı, cemaatin de tepkisini çok çekmeyecek. Özellikle cemaati küçük olan çocukları, cemaatin tamamının tanıdığı mahallelerde vesaire bu daha çok uygun olur. Cemaat de genellikle bu çocukları tanır, bilir ve severler. Kâmet getirdikleri zaman da sevinirler. Dolayısıyla çocukları mutlak manada müezzinlik yaptıralım demiyorum. Ama uygun olan çocukların sesi, sadası, bilgisi ve boyu postu yani gösterişte yerinde olan çocukların bu işten uzaklaştırılmaması çocukların geleceği açısından güzel olur. Peki. Efendim yani evlatlarımızı camiye alıştıralım. Evet. Peki camiden soğutmayalım. Evet. Sevgili izleyenlerimiz Ankara'yla devam ediyoruz. Ahmet Taha Çelik hattımızda. İyi akşamlar Sayın Çelik. Ankara'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Buyurunuz Ahmet Bey. Benim iki sorum olacak hocama. Buyurunuz. İlk sorum namazda secdede Türkçe dua edebilir miyim? Ve bunun hani şartlarını merak ediyorum. Duanın dünyevi, uhrevi olması veya namazın sünnet namazı farz namazda olması fark ediyor mu? Soralım değerli hocamıza. İkinci sorum da başıma gelen bir şeyden dolayı soruyorum bunu. İçki şişesinde su içilebilir mi? Şöyle anlatayım ben bir yere misafir oldum. Su istedim. Bana su ikram ettiler fakat içki şişesi içinde olduğunu gördüm suyun ve onları kırmak istemedim. Hani geri çeviremedim o anda. Yanlış anlamasınlar diye vesaire. Ben bundan mesul müyüm? Şöyle anlayalım. Yani içki içilen bir bardakta daha sonra temizlenmiş olan bir bardakta su ikram ettiler. Doğru mu anlıyoruz efendim? Şişesinde. Peki şişesinde. Hay hay. Soralım değerli hocamıza. Bizzat şişesi veya onun karıştırılmış olup daha sonra temizlenen bir şeyi fark eder mi? Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Yok, çok teşekkür ediyorum. Afiyet diliyoruz. Ankara'ya selamlar. İyi yayınlar. Ahmet Bey, ilk suali izleyicimizin zaman zaman gelen sorulardan biri ve zaman zaman da kafalar da karışıyor hocam bu manada. Çünkü olur diyenler de çıkıyor. Doğrusunu öğrenelim. Namazda, secdeye gittiğimizde
yani kulun Allah'a en yakın olduğu an olarak bilinen o yerde kişi diliyle, kendi diliyle, ana diliyle dua edebilir mi? Evet. Türkçe veya Kürtçe neyse Arapça dua bu edebilir, konuda, Arapça hariç. Bu konuda öteden beri bir münakaşadır gider. Ancak biz biliriz ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği duaları, bu mesnun dualar yapmak tabii ki faziletlidir. Peki bunun dışında bir insan Farsça, fıkıh tarihinde bu konu Fars dili üzerinden münakaşa edilmiştir. Farsça ibadet yapılırsa, yani Arapça olmayan ama çok yaygın olarak kullanılan o günkü Fars diliyle dua yapılabilir mi? Ebu Hanife Hazretleri o zaman da zamanın şartlarından olmalı. Müslümanlar, Türkler yeni yeni fevç fevç Müslüman oluyorlar. Evet. Bunlara birdenbire bu Arapça duaları öğretmek mümkün olmamıştır fiilen. Dolayısıyla böyle bir içtihadı olduğu kaynaklarda vardır. Ancak hemen arkasından gelen İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed ve diğer İslam alimleri, ki bunlar da Hanefi büyük alimler. Ebu Hanife'nin talebeleri bunlar. İmamen vesaire. Evet. Ebu Hanife'nin bu içtihadına dolaylı yoldan şiddete karşı çıkmışlardır. Dolaylı yoldan ne demişlerdir? Efendim, elhamdülillahi rabbil alemin diyecek kadar olursa namazda Arapça dışında ibare okuması caiz değildir demişlerdir. Dolayısıyla bu şartlar arttırıla fıkıh kaynaklarında iş oraya gelmiştir ki Hazreti Peygamber'in öğrettiği duaları Müslüman okusun, her haliyle Rabbine dua etmiş olur. Bu bir. İki, Hanefi kaynaklarında bir şart daha vardır. Secdede yapılacak dualarda dünyevi şeyler, diğer bir ifadeyle insani beşeri talepleri içeren dualar yapılmaz. Yani Arap diliyle de olsa yapılmaz. Bununla şunu kastetmişlerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hangi ifadelerle dua yapmışsa o duaları belleyerek Müslümanın dua etmesi halinde her türlü talebini orada Allah'ın huzurunda gündeme getirmiş olacaktır. Dolayısıyla insanlar gerçekten kendi diliyle Allah'a secde etmek istiyorsa namazın dışında 100 tane secde yapsın, 100 sayfa dua yapsın. Bakın bu bahsettiğimiz namaza has bir durumdur. Namazın kendine has şartları var. Bütün bu münakaşalardan namazda Türkçe olur mu? Türkçe ibadet olur mu? Kur'an'ın Türkçe namaz Kur'an'ın tercümesi olur mu vesaire? Bunlar uzun uzun münakaşa etmişlerdir. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife Hazretleri'nin dışında diğer 3 mezhep imamı ve diğer imamlar kesinlikle namazda Arapça ifadeler dışında bir metnin kullanılmasının caiz olmadığını açıkça söylemişlerdir. Şimdi bunu ben söylediğim zaman birileri duyacak, efendim Allah'ın kelamını kimse anlamasın mı? Allah'ın kelamını herkes anlasın. Ama namaz dediğimiz şey bir formel, belirli bir yapısı vardır. O yapının da Kur'an-ı Kerim'in indiği özel dil ona Arapça ile esaslandırılmış Kur'an-ı Kerim tarafından bizzat. Dolayısıyla namazda Kur'an okunması emredildiğine göre, Kur'an'da orijinal metniyle ve manasıyla beraber Kur'an olduğuna göre onu orijinal metniyle okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği dualar varsa yapabildiğimiz kadarıyla onları yapalım. Peygamberimizin yaptığı dualar öyle çok uzun dualar vesaire değildir. Onları bir inceleyelim bakalım, göreceğiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir Müslümanın Rabbinden dilemesi gereken neleri varsa onları dilemiş, bize öğretmiştir. Ya Rabbi ayağımı kaydırma, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bizi şükredenlerden kıl, tövbe edenlerden kıl. Allahümme ce'alni minel tevvabine ve ce'alni minel mütetahhirin. Ya Rabbi beni tövbe edenlerden ve tertemiz olanlardan kıl diye Peygamberimiz dua etmiş. Yarımşar cümle, üçer cümle, beşer cümledir. Bunları ezberleyelim. Şu sorunun sorulması anormal bir şey midir? Çok güzel bir şeydir. Doğru. Ancak bileceğiz ki Müslüman biraz sıkıntıya katlansın. Efendim ben yaptığım duanın manasını bilirsem çok daha iyi Rabbimle karşı karşıya geliyorum. Namazın dışında 20 tane şükür secdesi yap. O şükür secdesinde dilediğin dille, peki, dilediğin duaları Rabbine ilet. Farz veya sünnet olmasının namazın değişen bir şey, yok. Şey var mı? Değişen bir şey yok. Her namaz. Tabii namaz dediğimiz mutlaktır. Sadece farzla sünnet arasındaki ayrım şurada olur. Bir,
farz namazlar mutlaka ayakta ve gösterildiği şekilde rükûsüyle secdesiyle kılınır. Nafile namazlarda peygamberimizin oturarak kıldığı, binek üzerinde kıldığı vakidir. Nafile namazların yani bu revatip sünnetlerin dışında artı olarak kılınacak fazla namazların oturarak kılındığı da sabittir. Ama bizler hali vakti yerinde olan Müslümanlar bunu bilsek bile oturarak namaz kılmayız, ayakta namazımızı kılarız. Ama fark olarak budur. Farz namazlar mutlaka ayakta başlar, rükû secdeyle gider. Diğer namazlarda, nafile türlü namazlarda oturarak kılındığı da olur. Hatta bazen Anadolu'da insanlarımız bu konuyu çok yanlış anlaşılmak üzere farz namazları, vakit namazlarını da sahrada namaz kılacakları zaman oturarak kılarlar. Bu bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanır. Farzla sünnet arasında böyle bir fark var. Uygulamada fark vardır. Ama yapı, iç yapı itibariyle rükû, sucud, okunacak şeyler hasebiyle fark yoktur. Yani o halde secdede? Biz peygamberimizin bize öğrettiği duaları secdede yapalım. Yapacağımız diğer bir sürü peki, duaların yanında geçebiliriz. Peki yani o zaman hocam hemen şunu da ekleyerek ikinci soruya geçip sonra bir araya geçeceğiz. Geçmeden önce hemen şunu da soralım. Belki mesela izleyicilerimiz içerisinde merak edenler olabilir. Secdedeyiz, Subhan Rabbiyel Ala dedik. 3 defa dedik, 7 defa dedik. Neyse tekil olarak bunu tamamladık. Kişi alnını secdeye mıhlamış ve Rabbi ile baş başa. Diyelim ki biliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesnun duaları. Yaptığı duaları yapabilir. Yapabilir. Tabii. Peki efendim. İçki şişesi içerisinde yıkanmış vesaire bir şey içerisinde ama içki şişesi dedi özellikle su ikramı geri evet. Çeviremedik kırmamak için ne yapmalıydı? Temiz ne olmak kaydıyla su içilmesinde fıkhen bir sakınca yok. Ama bu kardeşimizin gösterdiği tepki fıkhi bir tepki değil. Nedir? Müslümanın içki ve Allah'ın diğer yasakları karşısında takınması gereken öylesine bir hassas tavır var ki o bize içkiyi hatırlatacak şey temiz de olsa onunla irtibat kurmayız. Yani içki şişesi o şişenin içerisinde bir zamanlar Allah'ın haram kıldığı içki vardı. Şu anda temiz olsa bile ben ona yaklaşmak istemem. Ben de aynı duyguyu kapılırım ama fiilen bir şekilde içilmişse ve o şişe bir şekilde kullanmak zorundaysa fıkhi anlamda en ufak bir sakıncası yoktur. Bunu söyleyeyim. Ama bir daha başa gelirse uzak durmakta fayda. Tabii efendim temiz peki. Olması kaydıyla söylüyorum. Peki. Yani bazen iyi temizlenmediği için içerisinde kokusu kalan şişeler var. Onları kullanması tabii caiz değil. Peki. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın hemen akabinde değerli hocamıza sorularınızı yöneltmeye devam edeceğiz efendim. Ayrılmayız. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Diyanete Soralım programındayız. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, doçent doktor Sayın Halil Altuntaş hocamıza suallerinizi yöneltmeye devam ediyoruz. Programın ikinci bölümündeyiz. Siz sevgili izleyenlerimiz programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken 0312 alan koduyla 295-8333 numaralı telefonlardan bizlere ulaşmak efendim. Ve yine mail adresimiz diyanetesoralım@diyanet.gov.tr hizmetinizde. Sosyal medya olarak da Twitter, Facebook /diyanetesoralım adresleri de hizmetinizde. Kıymetli hocam Sivas'ta devam ediyoruz birlikteliğimize. Sivas'tan Bekir Taşçı hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Taşçı. Sivas'a selamlar efendim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Selamlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz Bekir Bey. Hocam bankadan faizsiz kredi aldım. Evet. Dosya parası aldılar sadece. Bu kredi hükmünde midir? Peki soralım değerli hocamıza. Bir de hocam bu dosya masrafını geri almak helal midir? Peki soralım bu ikinci soru olarak da şu anda yeni gündemde olan bir şey. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Yok. Afiyet diliyoruz. Sivas'a selamlar Bekir Bey. Efendim evet ilk sorusu izleyicimizin faizsiz kredi adı altında normal işleyen bankalarda bunları vermekteler. Masraf alıyorlar diyor. Bu faiz hükmüne girer mi acaba? Bu yapılan işlem gerçekten hakikaten batı ifadesi reel olarak dosya masrafıysa yani bunun o işlemde bir yeri varsa tamam işlemdir faiz değildir ama hayır ben faizsiz alıyorum diyerek faizden kaçan Müslümanların dikkatini kuruma çekmek, faizli bankaya çekmek suretiyle
ona kredi verip üzerinden de başka bir isim altında dosya masrafı adı altında alınan paralar faiz olur. Bunu bilmek gerekir. Nitekim haksız bir getiri olduğundan dolayı da zannediyorum kanunen bu dosya masraflarının geri alınabileceği hükme bağlandı. Yani ikinci neden? Soru da bu. Çünkü tabii çünkü siz insanlara faizsiz kredi veriyorum diyorsunuz. Öbür taraftan da hakiki mahiyetiyle faiz alıyorsunuz o insanlardan. Açıkça faiz aldığınızı söyleseniz bu Müslüman gelip sizden krediyi almayacak, başının çaresine bakacak. Veyahut da gelip alacak ama yaptığı işin günah olduğunu bilerek alacak evet. En azından. Şimdi insanları bu anlamda aldatmak doğru değil. Böyle yapılırsa yani dosya masrafı değil ki dosya masrafı ne olacak? 3 lira tutsun dosya masrafı, orada çalışan memurun da yaktığı elektriği maaşından o ana düşen payı falan filan değil, 5 lira olsun, 7 lira olsun, 10 lira olsun, kaç lira alıyorlar onu görelim. Bu gerçek yani böyle bir olguysa 200 ile 5 bin arası değişiyor, 10 bin arası işte değişiyor. Dolayısıyla bu gerçekçi bir yaklaşım değil, dolayısıyla faizin adının değiştirilmiş şeklidir. Peki. Ondan dolayı faizsiz kredi aldım diyen insan böyle zannetmesin, faizle kredi almıştır. Kendisine kanunen bu para iade edilirse zaten haksız olarak kendisinden alınmış olan bir paradır. Bunu da geriye alabilir. Farkında olmadan böyle bir işleme imza atmıştır. Bundan sonrakileri için de dikkatli olarak yapacağımız herhangi bir işlem, yapılan reklamların genellikle arka planlarını soruşturmak suretiyle işleme girişmek her zaman faydalı olacaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde İnsanların dikkatini çekmek, piyasaya sürdüğü ürüne insanların itibarını sağlamak için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Bunlardan birisi de reklam. Ne yazık ki reklamların yarısı çok gerçeği ifade etmiyor. En az yarısı gerçeği ifade etmeyen yaklaşımlar. Kanun yoluyla reklamların bir çizgi içerisine alınması, hakikati olabildiğince yansıtmasını sağlamaya çalışıyorlar ama yine de bu tür şeylerde kanun üzerinden yine de dosya masrafı adı altında vesaire bunlar deliniyor. Söylemek istediğim şu, Müslüman bir işlem yapıyorsa kendini garantiye alsın. Tedbirin olsun, soruştursun. Faizsiz diyor. Peki faiz üzerine kurulan bir banka, faizle geçimini sağlamak üzere kurulmuş bir kurum ne diye size faizsiz kredi versin? Peki. Bu sorunun cevabını bulalım. Paradan para kazanan bir yer evet. Sonuçta. Peki efendim. Evet, dosya masrafını geri almanın da bir hak ihlali olmadığını, aksine bu ihlale uğrayanın biz olduğunu ifade etti değerli evet. Hocamız. Alınabilir. Bunun dışında devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, gelen sorularınızı kıymetli hocamıza yöneltmeye. Ali Bey göndermişler hocam sosyal medya üzerinden. Facebook'tan bir sorumuz gelmiş. Hocamıza selamlar diyor. İyi akşamlar. Almanya'dan ben Ali. Kıymetli hocamıza selam ediyoruz. Namazla ilgili sorum şu diyor. Ramazan'da başladık namaza diyor elhamdülillah. Çalışan birisiyiz diyor. Buralarda çalışma ortamları biraz farklı diyor izleyicimiz. Diyor ki hocam akşam eve geldiğimde saat 16.30 oluyor. Öğle namazı 13.33 gibi. İkindi namazı da 17.37 gibi oluyor. Ben eve geldiğimde öğle namazını nasıl kılmalıyım? Eğer kaza edeceksem sadece farzını mı kılacağım? Diyor. Evet. Şöyle söyleyelim. Saat rakamlara takılmadan şöyle anlatalım. Bir işçi kardeşimiz öğle namazını çalıştığı yerde fiilen kılamıyorsa takip edeceği iki yöntem var. Bir, Ebu Hanife mezhebine uymak suretiyle zorunlu olduğu için o namazı kazaya bırakmak. Yahut da İmam Şafii diğer mezheplerden bulunduğu yerde cem etmek suretiyle, cem-i tehir yapmak suretiyle namazı kılmak. Her halükarda namaz vaktinden sonraya kalmış olmaktadır. Yapacağımız şey şu, ikindi namazı girmeden öğle namazını kılma imkanımız yoksa o namaz Hanefi mezhebine göre kazaya kalmış olur. Kazaya kalan namazlar da ikindi vakti geliyor ya öğleden sonra. Evet. Efendim önce ikindi namazını mı kılayım, öğlenin kazasını mı kılayım derseniz önce biz kaza namazını, vaktin ikindi namazını kılalım. Ondan sonra da öğle namazını kaza edelim. Kazaya kalmış olan namazların sünnetleri kılınmaz. Sadece farzları kılınır.
yolculuk halindeyken bırakmışsak kazaya bu namazımızı, iki rekat kılarız, dört rekatları. Yok, bulunduğumuz yerde, iş yerimizde çalışırken kalmışsa dört rekat olarak kılarız. Kısaca öğle namazını vaktinde kılamayan bir insan evine geldiği zaman takvimine baksın, ikindi namazı fiilen girmişse, vakit girmişse artık öğle namazı kazaya kalmış olur. Onu önce ikindi namazını kılar, ondan sonra da kazasını yapmış olur. Böyle söyleyelim. Peki efendim, devam ediyoruz. Hocam bir de şöyle bir sorusu var izleyicimiz. Diyor ki hocam seferi olunca farzların yarısını kılmamız gerekiyor diyor ama doğru. Biraz farklı bir soru. Akşam namazı ile ilgili diyor, yani 3 rekat bunu nasıl yapmalıyız demiş. Selam ediyor, hakkınızı da helal etmenizi istiyor. Tabii namaza yeni başlayan bir kardeşimiz olduğunu da unutmayalım, altını çizerek söyleyeyim. Bu çok haklı sorular bunlar. Ama dinde açık bırakılmış bir şey yoktu. Her sorunun cevabı var malum. Biz de o bilginin yer aldığı kaynaklarda şöyle geçer ifade. Seferi olan Müslümanlar Hanefi mezhebine göre 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılar. Akşam namazını ise aynen kılar diye kaynak var. Dolayısıyla 3 rekatlı olan akşam namazını biz 1,5 rekat kılmayacağız. 3 rekat olarak kılacağız. Sabah namazı da 2 rekat olduğu için zaten ona hiç dokunmayacağız. Sadece öğle, o zaman öğle, ikindi ve yatsı namazlarını ikişer rekat olarak kılacağız. Sünnetleri hocam burada ne yapılabilir? Sünnetler eğer fırsat bulunursa, zaman varsa sünnetlerin kılınması tavsiye edilir. Ama seferi olanların sünnet namazlarını kılmaması halinde Hazreti Peygamber'in itabına, küslüğüne, küsmesine, efendim hoşnutsuzluğuna sebep olmak söz konusu olmaz. Allah muhafaza. Evet. Efendim devam ediyoruz. Rıdvan Boyacı mail üzerinden şöyle bir sual yöneltmişler. Hocamıza selamlar diyor. Sayın hocam 3 adet sorun var diyor kıymetli izleyicimiz. Gözünden rahatsız olan bir musalli, namaz kılan kişi rükû yapmadan secdeye giderse namazı caiz olur mu diyor. Evet. Önce onu cevaplayalım. Lütfen efendim. Namaz kılarken bir mümin rükünlerden herhangi birini yerine getiremiyorsa yapabildiği kadarıyla o rükünü yerine getirir. Ondan sonra yapabildiği rükünleri de tam şekliyle yapar. Bu soruda da böyle bir durum var. Bir insan ayakta durabiliyor, kıyam şartını yerine getirebiliyor ama rükûya eğilemiyor. Belinde bir ağrısı var söz gelimi. Rükûyu, bu kardeşimiz rükûyu başıyla ima etmek suretiyle yapar. Yani sadece başını eğmek suretiyle rüküye vardığını tasavvur eder, niyetini yapar. Sonra başını kaldırdıktan sonra kıyamda durabiliyor zaten. Ama ayakta dururken belini büküp sadece rüküye varamıyor. Ama aynı kardeşimiz secdeye varabiliyor. Evet. Bunda biz anlatılan bu orada, evet, öyle anladım. Dolayısıyla ayakta rükû yapamadığına göre rükû sadece başıyla gösterecek, ima edecek. Mesela Allahu Ekber diyecek, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd diyecek, doğrudan secdeye varacak, secdede yapacak. Dolayısıyla ayakta yapamadığı rükû baş ile ima etmek suretiyle namazını tamamlayacak kardeşimiz. Peki efendim. Evet, kıymetli izleyenlerimiz bu soruyu da değerli hocamız cevaplamış oldular. Hocam ikinci sorusu izleyicimizin şu. Odun ve kömür zekat olarak Kur'an kursunun yakıtı olarak verilebilir mi diyor. Efendim fıkhımızda temel bir bilgi var, o da özellikle Hanefi mezhebinde temlik şarttır. Zekatın geçerli olabilmesi için ihtiyaç sahibi olan kimsenin mülkiyetine vereceğimiz zekat parasının ya da malının kişinin mülkiyetine geçmesi gerekir. Özellikle Hanefi mezhebi bunu çok vurgular. Dolayısıyla kurumlar, kuruluşlar aldıkları bu paraları doğrudan ihtiyaç sahibinin mülküne geçirmese yahut onun doğrudan zekatın harcanabileceği ihtiyaçlarından birisini gidermek için harcamazsa bu caiz görülmez, verilmesi. Ancak biraz daha meseleyi genişletip işin hikmeti açısından değerlendirecek olursak, efendim bu Kur'an kurslarında harcanan paralar sonuç itibariyle öğrencilerin asli ihtiyacı olan dini öğrenme ve öğretme hizmetlerinde harcanıyor. Bu olabilir mi? Bu kapıyı çok kapamamak gerekir. Ancak şöyle bir mesele var.
Ebu Hanife mezhebinin dışındaki görüşleri temlik meselesini biraz daha yumuşatarak, mülkiyet meselesini biraz daha yumuşatarak olur diyeceğiz de, şöyle bir risk var önümüzde. Kur'an kurslarında okuyan talebelerin hepsi zekat almaya müstahak olmayabilir. Yani zengin ailelerden gelir, zekat alma durumunda olamayan ailelerden gelir. Bu durumu iyi ayırmak gerekir. Söz gelimi Kur'an kursu parayı toplar, ben öğrencilere dağıtacağım dediği zaman her öğrenciye sıradan bu parayı verebilecek mi? Veremeyecek. Seçmek durumunda olduğu için öbür yöntemde de kursa işte yemek almak, kursun ihtiyaçlarını gidermek, çamaşırcısının maaşını vermek vesaire gibi buraya verilecek paralar da aynı şekilde ayrımı gerekecektir. Biraz risklidir. Ama şunu söyleyelim. Zaman zaman bazı kurslarımızda bu uygulamalar yapılıyor. Ben şunu tavsiye ederim şahsen, zorunlu olmadıkça böyle riskli durumlara düşmemek lazım. Yani hocam zekat o zaman camiye, kursa, benzerinin yerlerin tamamını Hanefi mezhebinin temlik yani kişiye verilmesi lazım. Kişiye verilmesi lazım. Zekatın aslı bireyin hakkıdır. Peki. Bireyin mülkiyetine geçireceksiniz bu parayı. Vekil tayin edemez mi hocam? Olabilir, bu fark etmez. Yani kurumdakini vekil tayin edip ama birebir kişiye vermesi yani lazım. Yani kişinin diyelim o çocuğun elbisesi alınacaksa, o çocuğun kitapları alınacaksa, o çocuğun yemeği doğrudan doğruya yedirilecekse olur. Yemek masrafları harcanacaksa bu olur. Ama o çocuğun yatacağı yatak alalım mı denildiği zaman Ebu Hanife'nin getirdiği kritere göre olmaz. Peki. Efendim o zaman hassas bir konu. Biraz dikkatli davranmakta fayda var. Peki efendim. Hocam deseniz ki böyle olabilir dediğiniz yerler hiç olmadı mı? Çok özel durumlarda verilebilir dediğimiz oldu. Bu özel bir fetvadır. Peki. Kişiyle alakalıdır, özel durumla alakalıdır. Genellemek de çok doğru değil. Peki. Efendim izleyicimizin üçüncü sorusunu izniniz olursa birazdan soralım. Hay hay. Ankara'ya dönelim. Nurşen Karaca hattımızda bekliyor. Hoş geldiniz, iyi akşamlar Sayın Karaca. Ankara'ya selamlar efendim. Günler diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Benim hocama iki tane sorum olacak. İlki buyurun. Ablamla ilgili, ikincisi kendimle ilgili. Şimdi birinci sorum, ablam boşandı benim. İddet süresini bekliyor ama şu an. İki ayı daha var. Ama eski eşi tekrar dönmek istiyor. Böyle yalvarıyor, bir sürü bir şeyler istiyor. Ama ablam dönmek istemiyor. Reddetme hakkı var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Peki, soralım. Değerli hocamıza başka bir sual var mı efendim? Evet, o da kendimle ilgili. Ailevi konularda eşimin tek başına karar alması doğru mudur? Benim itiraz etme hakkım ne kadardır ya da nasıl olmalıdır? Değerli hocama bunları sormak istiyorum. Peki soralım eşler arası hukuku da değerli hocamıza. Afiyet diliyoruz Sayın Karaca, Ankara'ya selamlar efendim. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Sağ olun. Efendim az önceki izleyicimizin üçüncü sorusunu ekleyerek devam edelim. Üçüncü sorusu da şuydu izleyicimizin. Abdest alacak bir kişi bulunduğu halde kendisine... Ancak abdest alma bir şekilde demek imkanı yok ki tuğlayla teyemmüm alan, abdest alan kişinin abdesti geçerli olur mu diyoruz? Biraz önce anlatmaya çalıştım. Teyemmümle namaz kılmanın meşru olabilmesi için suyu fiilen bulamamak yahut da bulduğu suyu kullanamamak gibi bir durumun ortada olması lazım. Yani suyun hakikaten ya da hükmen bulunamaması lazım. Bu durumda teyemmüme başvurulabilir. Ancak elimizde su var. Rahatsızlığımızdan dolayı kendimiz kullanamıyoruz. Fakat bu suyu bize dökmek suretiyle abdest aldıracak bir yakınımız varsa teyemmümle namaz kılmamız caiz olmaz. Böyle kılınmış bir namaz varsa da yeniden abdest almak suretiyle bunların usulünce kaza edilmesi uygun olur. Peki. Hanımefendinin sorusuna geçelim. Sayın Karaca dedi ki ablası için boşanmışlar, iddet bekliyor. Bu iddet dönemi içerisinde de eşi, eski eşi diyelim, boşandığı eşi tekrar evlenmek için hanımefendi de istekte bulunmuşlar. Ne yapmalı? Reddedebilir mi veya tekrar olabilirler mi? Bu boşanmalarda erkeğin eşine tekrar dönme yetkisi vardır. Buna kadın engel olamaz. Ama hangi durumlarda? Bu mutlak değil, sınırlı şartları vardır. Eğer boşanma rici talak dediğimiz erkeğin iddet içerisinde yeniden eşine dönmek istemesini izhar etmesi halinde kadın ben istemiyorum demekle buna engel olamaz. Mesela erkek hanımını seni boşadım gibi net bir boşama ifadesiyle boşamış ve sonra ayrılmış gitmiş ama iddet süresi henüz tamamlanmadan dese ki ben hanımımı boşamıştım ama hayır tekrar ona döndüm dese
Bunu kadının kabul etmeme şansı yok. Raci'yi dönüşü olan. Raci'yi talakta dönüşü peki. olan boşamalarda. Ancak bu bahsettiğimiz boşama eğer kinai lafızlarla artık benim kız kardeşimsin gibi bir lafla boşamışsa, yani kapalı üstü kapalı sözlerle boşamışsa yahut da boşama mahkeme yoluyla gerçekleşmişse buna bayin talak diyoruz. Bayin talak yani erkekle kadın arasında yeni bir nikah olmaksızın birleşmenin mümkün olmayacağı bir usulle boşanmıştır. Dolayısıyla erkek ben eşime dönüyorum demesi halinde kadının razı olması ve yeni bir nikahın kıyılması kaydıyla ancak olabilir. Peki bu durumda ne olur? İddet hala devam eder. Hangi açıdan? Kadının başka bir erkekle evlenebilmesi için geçmesi gereken süredir. İddetin bu tür boşamalardaki anlamı sadece budur. Başka bir erkekle evlenmesi için beklemesi gereken süredir. Erkeğin, bir boşayan erkeğin karısına dönmesi için geçerli olan bir zaman süresi değildir. O halde burada hanımefendi kabul edebilir de reddedebilir. Hayır, eğer mahkemeyle boşanmışsa tabii her halükarda kabul sonuçta. Ederse kabul ederse yeni bir nikah da gerekir. Eğer mahkeme boşamışsa. Mahkeme boşamışsa yahut da kinayi lafızlarla yani kız kardeşimsin sen. Ayırıcı gibi. Bir evet boşama kesin olmuşsa. Bayin talaklı olmuşsa birleşebilirler ama yeni bir nikah kıyılması peki. gerekir. Rici talakla ise erkek dilediği zaman iddet içerisinde dönebilir. Kadının engel olma hakkı yoktur. Peki. Efendim eşler arası hukuk tabii nerede ne kadar duracağız, ne kadar karışacağız izleyicimiz belki ekledi ama genel olarak hocam yani eşler arası hukukta hanımefendinin yeri, rolü. Eşler arası hukuk dediğimiz zaman aile bir bütünse o bütün içerisinde erkekle kadın nerede duruyorsa ona bakacağız. Erkek olmadan kadın tek başına olamadığına göre, kadın olmadan erkek tek başına olamadığına göre erkekle kadının meydana getirdiği bir bütünü, bir birlikteliği yüzde üzerinden orana vurarak sağlıklı bir sonuca varmak mümkün olmaz. Biz şöyle düşünürüz. Erkekle kadın hukuk açısından birbirine eşittirler. Bakın hukukun eşit olması demek yapılacak fiili durumunda aynı eşitlikte olması anlamına gelmez. Erkek öyle bir fonksiyon icap eder ki 100 kuruşluk faaliyet icra eder ama o 100 kuruşluk faaliyeti aile içerisinde görevlerin %50'sine tekabül eder. Öbür %50'sini kadın yapacaktır. Dolayısıyla erkek üstündür, kadın daha alttadır. Böyle bir anlayış İslam'da yok ama şunu söyleyelim. Erkeğin hakikaten özellikle içinde bulunduğumuz toplum anlayışının dışında farklı bir yere sahipti. Erkek dışarıda işleri yapar, çekip çevirir, işte ne derler ona hayatı kazanır, aileye hazır yemeği getirir. O zaman erkeğin fonksiyonu istemeseniz de otomatik olarak farklı oluyordu. Kadın da erkeği karşısında takınacağı durum farklı oluyordu. Ama şimdi kadınlar da çalışıyorlar, erkekler de çalışıyorlar. Keşke kadınlar evlerinde durabilip sosyal faaliyetlerini dışarıda gösterebilecekleri, eğitimlerini, kültürlerini insanlara yansıtabilecekleri hür ortamlarda olsalar. Yani kadınlar keşke çalışmak zorunda olmasalar ve eğitimle alakalı, aile eğitimle alakalı enerjilerini harcayabilseler. Böyle olmuyor. Peki ne yapalım şimdi? Erkek çalıştı, kadın da çalıştı, geldi. İkisi de yorgun. Ne olacak? Hocam hangimizin hakkı? Bu aileyi beraberce devam ettirmek istiyorsak hepimiz üzerimize düşen neyse onu yapmak zorundayız. Ben erkeğim sen kadınsın ayrımı olmaz. Çalışırken ben erkeğim sen kadınsın diyemediğimize göre aileyi de huzurla yürüteceğimize göre buna bir oran vurmak aileye o noktada sakatlık getirmek manasına peki. gelir. Peki efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir tanesini de Nevşehir'den Murat Bey yöneltecekler. Hoş geldiniz Sayın Kurt. Nevşehir'e selamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz Murat Bey. Hocama bir sorum olacak izninizle. Lütfen. Buyurun estağfurullah. Hocam arkadaşım rehber. Rehber olarak görev yapıyor Nevşehir'de. Bu gittiği turistleri gezdirirken bazı restoranlara işte alışveriş dükkanlarını götürüyor. Bu dükkanlardan da komisyon alıyor. Bu komisyonlarla para kazanmak, bu aracılık yaparak para kazanmak caiz midir? Bununla ilgili öğrenmek istiyorum hocam. Peki soralım. Yani bu götürdüğü grubu aldatarak değil, bizzat evet. oradaki dükkanlarla evet. anlaşarak. Ben evet. size şu kadar turist getiririm vesaire. Evet. Buradaki komisyon. Peki evet. soralım değerli hocamıza. Böyle bir durumdaki komisyon helal mi? Başka bir sual var mı efendim?
Teşekkür ediyorum. Afiyet diliyoruz Sayın Kurt. Nevşehir'e selamlar efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli hocamız. Soru açık, önemli bir soru. Ancak çok net şeyler söylememin, yani daha doğrusu iyi şeyler söylememin çok mümkün olmadığı bir soru. Çünkü netameli bir alan burası. Neden netameli? Eğer bu turist rehberliği yapan kardeşimiz götürdüğü turistleri gittiği dükkandan alacakları malın fiyatını sırf kendisi alacağı yüzdelik sebebiyle satıcı özel olarak yükseltiyorsa ve müşteriler, turistler burada bu satıcı sebebiyle fazla para ödemek zorunda kalıyorlarsa bu iş tehlikelidir. Yani satan, satıcı adam dese ki efendim benim satacağım mal normal fiyatta gözlük, şu gözlük 100 liradır. Sen olmasaydın da bunu ben 100 liraya satacaktım. Ama sen bana müşteri getirirsen ben bunu 120 liraya satarım, 20 lirasını sana veririm gibi. Böyle bir ön pazarlığa girişmeden sadece müşteri getirdiği için satın alanın malının fiyatını anormal yükseltmemek kaydıyla. Mesela diyelim ki bu öncülük yapan rehber kardeşimize bir şey verecek, bir pay vereceğim ben, bunu da biliyorum. Malımın fiyatını 10 liraysa 10,5 liraya satarım. Birazını ondan çıkarırım gibi. Makul bir esnaf mantığıyla bunu yaparsa olur. Ama turist rehberinin yapacağı özel pazarlık sebebiyle müşteriye normalin üzerine bir yük bindirilmesi caiz değildir. Peki. Bir tezgah olmamalı yani. Evet. Tabii yollarla olursa satıcı derse ki bu benim bir de şey masrafım var. Tıpkı bana malı getiren adama ödediğim ödeme nakliye gibi. Vesaire. Bir, bunun bu kardeşim bu bana bu malı getiriyor. Ben ona bir şey vermem lazım. Bunun bir kısmını da şeye yükleyebilirim. Fiyatın üzerine koyabilirim. Bu makul olmak kaydıyla olur. Ama özel yüklemeler caiz olmaz. Aldatma olmaz. Uygun değil. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gelen soruları değerli hocamıza aktarmaya. Sevgili izleyenlerimiz programımıza katılım sağlayabilirsiniz. 0312 alan koduyla 295-8333 numaralı telefondan, ekrandaki telefonlardan da, mail ve sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir sual var. Hocam, Mehmet Işık Bey sormuşlar. Hocamıza selamlar diyor. Bir örneklendirme yapmış hocam. Bir kişi kul hakkı yiyor ve bu kişinin arkasında da namaz kılıyoruz diyor. Hı hı. İçimiz el vermiyor diyor. Bunun arkasında namaz kılınmasında bir mahsur var mı diyor. Efendim şöyle söyleyeyim. Yani bunu biliyoruz diyor. Tamam olsun. Esas olan namaz kılanın Müslüman olmasıdır. Şu veya bu şekilde namaz kıldıran bir insanın arkasında günahkar olduğu, hak yediği için namaz kılmamak kaydıyla yapacağımız ziyan, bu bir ziyan yani. Ziyandır. Çünkü cemaatle kılınan namaz ve tek başına kılınan namaz arasındaki farkı biz doğru biliyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhisselam da sallu halfe kulli berrin ve facirin, iyi olsun, günahkar olsun, şey olsun, salih olsun, fasık olsun, namaz kıldıranın arkasında namaz kılabilirsiniz buyurmuştur. Dolayısıyla bu insanın arkasında namaz kılmanıza engel olacak çok artı nefreti bir durum yoksa onun arkasında namaz kılınız. Yaptığı haksızlığı biliyorsanız bir şekilde ona da başka şekilleri engel olmaya çalışınız. Ama gerçekten namaz kılmanızı engelleyici çok büyük bir nefret durumu ortada yoksa namaz kılmakta fayda var. Engel de değil. Namaz peki kıldıran insanın haddi zatında günahkar olması o namazı doğrudan sonuçları itibariyle etkileyecek bir durum değildir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Twitter üzerinden gelen bir sual var. Onu da ekleyelim. Hocamıza şöyle bir sual sormuşlar. Niyaz şeyle. Efendim cenaze için 3-7-40 gibi yemekler, günler vesaire veya okutmalar var. Bunlar doğru mu diyor hocam? 3'ü, 40'ı, 7'si. Bu işler Hazreti Peygamber aleyhisselamın zamanında asla yapılmış şeyler değildir. Cenaze için, ölen insanlar için sadakalarda bulunup şeylerini, sevabını bağışlamak gibi bir yöntemimiz Resulullah Efendimizin bazı hadislerinden çıkarılıp uygulamalar yapıla gelmiştir. Ama bunu
ölen kimseyi doğrudan cennete gitmeyi garantileyecek tarzda adeta bir takım resmi tarihlere bindirilmiş, özel metotlara bindirilmiş uygulamalar yapmak suretiyle ölenin adeta ölüm ötesi hayatını garantiye alma gibi bu duygularla yapılan işler dini değildir. Bunu söyleyelim evvela. Bir Müslüman olarak bizim yapabileceğimiz, efendim filanca için mevlüt okuttum, onun işi tamam. Yahut da şu kadar hatim okutturdum, işi kolay. Böyle bir garantimiz yok bizim. Biz acaba ölen insanın arkasından okuyacağımız Kur'an'ın, yapacağımız iyiliğin sevabı gider, kendisine ulaşır mı diye münakaşaların yapıldığı bir ortamda bulunuyoruz şu anda. Doğru. Dolayısıyla bu münakaşalar haklıdır, haksızdır, ondan bahsetmiyorum. Ama bizim yapacağımız şey Allah rızası için yapabileceğimiz bir takım nafile ibadetlerin bir sevabının bir kısmını, bir mislini de ölmüşlerimize, sevdiklerimize bağışlayabileceğimizi söylüyoruz. Peki 40'ı, 20'si, 42'si, 52'si böyle belli tarihlere bağlamak suretiyle özel merasimleri mutat hale getirmek bid'attir. Dinde böyle bir şey yoktur. Tarih belirlememek suretiyle Müslümanların bir araya gelmesini vesile sayarak Kur'an okumak, dua yapmak suretiyle, zikir çekmek suretiyle hasıl olacak sevapları ölmüşlerimize bağışlamak, kendi amel defterimize yazılması için bu faaliyetleri göstermekte de bir sakınca elbette yoktur. Yani taziyeyi fazla uzun. Evet. Yani taziyeyi bir takım tarihlere, rakamlara bağlamak dinde yok. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocamız. İlminizden istifade ettik bugün de. Sevgili izleyenlerimiz, bir başka programda birlikte olmak ümidiyle afiyet diliyoruz efendim. Konya'ya selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yol. Yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.